Herkese merhabalar. Ben Fatma Yılmaz Elmas. Bugün Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü webinar serisinin dördüncüsünde beraberiz. Sosyal Kafa İşbirliği ile bu programı gerçekleştiriyor olacağız bugün. Konumuz yarın 18 Aralık Göçmenler Günü. Biz de bugün göçmenlere dair bir konuyu ele alalım dedik. Konuğumuz bugün Profesör Pınar Uyan Semerci. Kendisi Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi dekanı ve aynı zamanda yine aynı üniversitede Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev alıyor. Bu kadar titri bir arada barındırırken tabii bu kadar yoğunluğun arasında bize vakit ayırabildiği için, bunu bizzat kendim de bildiğim için kendisine çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Pınar Hocam. Çok teşekkürler. Gerçekten çok yıl sonu yıl sonu telaşı içindeyiz ama Göçmenler Günü'ne dair beraberce konuşma imkanı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Size tekrar geleceğim hocam. Öncelikle bizi dinleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Sorularınız olursa ya da yorumlarınız olursa bize yazabilirsiniz her zaman chatten. Elimden geldiğince ben de Pınar hocama iletiyor olacağım. Bu haftaki konumuzu sizlere söylemiştim. Uluslararası Göçmenler Günü'nü vesile kılarak göç ve göçmenlik olgusuna ayırdık. Hepimizin geçmişi haritalandırıldığında aslında bir göç hikayesiyle karşılaştığımız muhakkak. Bu bağlamda kendi haritama da çok geriye gitmeden dahi baktığımda annemi, babamı birini kundakta, birini de belki de emeklerken eski Yugoslavya sınırlarını geçerken görebiliyorum. Hatta bu göç hikayesinin kahramanı olan dedemin naftalinli kokulu tabirlerini, benzetmelerini de konuşacak olursam, bu dünya için hepimiz birer göçmeniz diyerek bunu kabullenmişti kendisi. Ama günümüz dünyasına bakarsak da uluslararası göçmen nüfusu şu anda 272 milyonu aşmış durumda. Ve 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nde göçmenlerin topluma olan katkılarına dikkat çekmek ve tüm göçmenlerin insan haklarını korumak için vesile kılınmış bir gün. Ama her dikkat çekmenin ardında buna neden ihtiyaç duyulduğu gerçeği de yatıyor aslında. 1990'lı yılların başlarına aslında baktığımızda küreselleşme olgusunun her alanda hız kazanmasıyla sınırsız dünya iddiaları, argümanları gündemdeyken bugün ise tam tersine duvarları, sınırlılıklar üzerine yazılan bir yığın literatür görüyoruz ve daha da önemlisi tel örgülerin çekilip duvarların örüldüğü bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Ne oldu da küreselleşmeyi, mobiliteyi alkışlarken göçmenlerin katkılarını vurgulamak, hatırlatmak zorunda kaldığımız bir noktaya geldik? Ya da en önemlisi göçmenleri toplumlara katkı sağladığı için vurgulanan metalaşmış analizlerle savunmak zorunda kalıyoruz ki evrensel hukuk normlarının varlığını ikinci plana atar olduk. Bir yüzleşme söz konusu olacak ise genel olarak siz ne dersiniz Pınar Hocam? Böyle başlayalım istiyorum. Çok teşekkürler. Aslında vurguladığın her şey için epey bir zamandır göç merkezi olarak da ben akademisyenliğimin bir bölümü olarak da uğraşıyorum. Çünkü aslında şöyle bir soru var temelde. Nasıl bir toplumda yaşamak istiyoruz? Sanki bu soru birazcık hepimizin kendine sorması gereken, hepimizin ideal toplumunda kimlerin olup olmadığı sorusu bizim TÜBİTAK destekli bir ötekileştirme araştırmasında çıkan odak gruplarının içinde çıkan bir soru oldu bu. Biz adaletli bir toplumdan ne anlıyorsunuz, adil bir toplumda neler olur diye başlıyorduk tartışmalara. O süreçte masaya aslında şu düştü. Kendi ütopyalarımızda, kendi hayal ettiğimiz, ne diyelim tasavvur ettiğimiz ideal toplumda kimler yok, kimler var? Sadece bize benzeyenlerle mi yaşamak istiyoruz? Ve aslında temelde de soru, insan haklarını hepimiz benimsiyor, hepimiz altına imza atıyoruz gibi görünse de gerçek hayatta kurgularımız, insanların neye hakkı olduğu üzerindeki tartışmalarımızda çok rahat dışarıda bırakabiliyoruz. Bunu söylerken şunun altını çizmek isterim. Biz tabii şu an Türkiye olarak kendimizin geçmişteki deneyimlerinden yine de daha farklı bir göç süreci içindeyiz. Göç veren bir ülkeden göç alan bir ülkeye bir değişim söz konusu ve bunun tabii ki toplumdaki etkileri, sosyoekonomik etkileri bunları her bir açıdan tartışmamız gerekiyor. Ama senin çok güzel formüle ettiğin şekliyle bu aslında şu an dünyanın da sorunu. Dünyada birçok ülke insanlık tarihinin kendi gelişimi sürecinde hukuksal olarak da uluslararası hukuk normları açısından da
ileri adımlar olarak kurduğu noktalardan da geriye düştü. Maalesef son yıllardaki görüntüler gözümüzün önüne geldiğinde hepimiz ilgiliyoruz belki de ya da görmemeyi tercih ediyoruz, kafamızı çevirmeyi tercih ediyoruz. Çünkü yüzleşemeyeceğimiz kadar ağır görüntüler gördük ya da bazen onları görüyorduk ama algılamıyorduk. Bazı fotoğraflar, bazı kareler bize tekrar farkındalık kazandırdı. Gerçekten ne oldu da insanların insanlık tarihinde önemli bir adım olarak geliştirdikleri insan hakları hukuku, uluslararası hukuk normları, refugee dediğimiz mülteci hukuku bu kadar göz ardı edilebilir oldu. Bu kadar rahat göçmen karşıtlığı, mülteci karşıtlığı söylenebilir ve politikalarda izlenebilir oldu. Bugün 18 Aralık 2020'de yani yarın kutlanacak bugün ama 17'sinde bunu konuşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten beraberce içinde yaşadığımız dünyadaki belki korkular, belirsizlikler, hepimizin kendisiyle ilgili endişeleri ya da çevremizdeki sevdiklerimizle ilgili endişelerimiz öyle boyutlara geldi ki başkalarının ihtiyaçlarını, başkalarının dertlerini ya da çok güzel formüle ettiğin gibi hepimizin kendi göç öykülerini, kendi ailemizin göç süreçlerini göz ardı edebilir ve bir biçimde işte mümkün olduğu kadar kendimize korunaklı kozalar yaratmaya çalışır hale geldik. Burada bir dediğim gibi Türkiye'yi belki biraz daha fazla örneklendirebiliriz, tartışabiliriz ama çok ortak bir dert diye düşünüyorum. Yani Amerika'daki sınıra, Meksika sınırına inşa edilen duvar, Macaristan'da yaşananlar, yani tüm dünyada biraz da popülist siyasetin buna tabii ne diyelim bundan yararlanarak biz ve onlar ayrımını tekrar tekrar üretmesi sonucu maalesef ki çok ağır sonuçları olan bir durumu izler hale geldik. Hocam o zaman ben bir de buradan siz çok güzel adalet duygusuna ya da eşitsizliğe de vurgu yapıyorsunuz bu konuşmanızın altyapısında. Şimdi siz söylerken aklıma şu geldi. Siyaset bilimi teorilerinde çok geç yer bulsa da göç olgusu aslında açık kapalı sınırlara ilişkin argümanlar tartışılırken vesaire Kerens'in bir vurgusu var. Fırsat eşitliği vurgusu yapıyor ve buna dayandırıyor argümanlarını. Bu dünyada herkesin fırsatlara erişimde aynı eşitlikte olması gerektiği savunuluyor. Örneğin Mozambik'in kırsalında doğan bir çocuk ile İsviçre bankalarından birinin yönetici çocuğu arasındaki eşitlik olması gerekiyor diyor. Fırsat eşitliği olması gerekiyor. Dolayısıyla küresel fırsat eşitliği içinde açık sınırların olması gerektiği savunuluyor. Hatta bunu savunurken Kerens feodalizm analizisi de yapıyor. İşte günümüz Batı liberal demokrasisine doğmuş olmayı feodalizmdeki sınıfsal olarak doğuştan ayrıcalıklı bir sınıfta doğmuş olmaya da benzetiyor. İşte buna göre örneğin Çat'ta doğmak yerine İsviçre vatandaşı olarak doğmak aslında bir şans meselesidir diyor. Siz de hakkaniyetli vatandaşlık çerçevesinde de benzer vurgular yapıyorsunuz. Sosyal adalete bakışta benzer bir perspektiften çalışmalarınız da var. En başta da söylediniz. Bu kapsamda sosyal dışlamayı, adaletsizliği göçmenlik kollarına taşırsak, bugünkü göç politikalarında, göçmen algısında biz neyi eksik bırakıyoruz ya da neyi yapıyoruz, yapmıyoruz acaba? Çok teşekkürler gene. Yani çünkü böyle formüle ettiğin şeyler hep kafa yorduğum, beraber anlamamızın önemli olduğu düşündüğüm kavramlar. Şimdi çok ilginç bir data, yani verileri topladığımız bir şey var İnsani Gelişim Endeksinde. Doğduğumuz andaki yaşam beklentisi, life expectancy at birth. Yani doğduğunuz ülkede ne kadar bir ortalama yaş ömrünü ne kadar görüyoruz diye. Bir tek ona bakmak bile aslında dünya üzerindeki eşitsizliği masanın üstüne koyuyor. Tam da gerçekten şans olarak doğduğumuz aile, doğduğumuz ülke, doğduğumuz şehir, doğduğumuz koşulları bu kadar kontrol etmezken doğduğumuz an itibariyle yaşam süremizin ne kadar olacağı, yaşam kalitemiz, temiz suya erişip erişemeyeceğimiz, savaşın ortasında mı doğduk, okuma yazma öğrenebilecek miyiz? Bütün bunlar o kadar adaletsiz bir biçimde dağılıyor ki dünyada. Ve bu çerçevede gerçekten de hepimizin sorması gereken, biz de herhangi bu koşullarda doğabilirdik. Ya da zaten şu an Türkiye'de
gerçekten de çok olumsuz koşullarda yaşayan çocuklar var, çocuklar doğuyor. Böyle bir durumda da işte o adaletli olma, adaletin sınırlarını nereye çiziyoruz sorusu çok önemli. Rawls'un bu A Theory of Justice, işte bir adalet teorisini bir kapalı toplum hayali üstünden kurar. Sonrasında da Thomas Pogge ona çok ciddi bir eleştiri geliştirir. Der ki sen neyin üzerinden bu sınırları koyuyorsun? Yani o kapalı toplumu bütün dünya olarak kurgulamadığımızda, ülkeler arasındaki farkları, bu insanların çizdiği sınırları kaldırmadan bir adalet konuşmazsak nasıl gerçek bir adaletten bahsedebiliriz? Tam da bu çerçevede düşünürsek hepimiz aslında şu an dünyada özellikle iklim değişikliğinin de etkisiyle, ısınmanın da etkisiyle her an kendi yaşadığımız alanlarda dahil olmak üzere çok kırılgan bir durumda yaşıyoruz. Ama tabii şu anda var olan koşullarda da daha dezavantajlı olanlar daha da ağır bir şiddette bunu yaşıyor. O yüzden göçmenlik süreci, göçmen olma durumu bir açıdan hepimizin deneyimlediği ya da belli koşullarda her ailenin ya da her bir bireyin içine girebildiği bir yolculuk. Ama bazen zorunlu göç olarak ifade ettiğimiz mültecilik durumu halinde olmak gibi sınırları zorunlu olarak, yani hayatta kalmak için göç ediyorsunuz. Yani savaşın ortasında olduğunuz için, kafanıza bomba yağarken orada kalamadığınız için, bunlar tabii bütün bu kırılganlıkları çok daha fazla arttırıyor. Ya da şu an hani beklenen ve bilinen ama işte ne yazık ki el birliğiyle de çözemediğimiz suların altında kalacak ada ülkeleri var. Suların altında kalmış bir adadan başka bir yere yaşamı taşımak zorunda kalmak hepimizin düşünmesi gereken bir şey. Çünkü burada o zorunluluk yapma hali, bazen işte koşulların çaresizliği içinde, bazen gerçekten şiddetten kaçarak, bazen siyasal bir sığınma talebiyle, bu zorunluluk aslında yapabilirliklerimizin darlığından, çaresizliğinden, başka türlüsü mümkün olmadığı için insanlar evlerinden kaçmak, gitmek, başka yere göç etmek zorunda kalıyorlar. Bunu düşünmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çoğu zaman kendimizle belki, yani bir empati geliştirmeden göçmenlere karşı ön yargılar çok daha kuvvetli bir biçimde ifade edilebiliyor. Oysa tam tersinden de sorabiliriz. Yani neden kendi bizlik halkımızda ya da kendi ülkemizde ya da kendi çevremizdekilerin bazı şeylere hakkı olduğunu düşünüyoruz da diğer insanların, öteki gördüğümüz göçmenlerin hakkı olduğunu düşünmüyoruz. Nasıl kendi çocuklarımız için, bu bizim aslında ötekileştirme araştırmamızın temelinde yatan soruydu. Kendi çocuklarımız için çok farklı gelecekler hayal ederken, elimizdeki her şeyin en iyisini vermeye çalışırken, başkasının çocukları, ötekinin çocukları, göçmenlerin çocukları, Suriyelilerin çocukları için aynı şekilde bakmayabiliyoruz. Ne tür mekanizmalarla aslında biz bunu göz ardı ediyoruz? Yani biraz bu Göçmenler Günü çerçevesinde hepimiz bunu sorabiliriz. Çünkü bu tür sorgulamaların sadece göçmenlere karşı tutumumuz açısından değil, içinde yaşadığımız toplumsallık, kendimizle yüzleşme, ne tür bir yaşam sürmek istediğimizle de çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. O zaman hocam, yani bir bahsettiğiniz ülkelerin kendi çizdiği doğal olarak ulus devlet sınırlarımız var. Bir de o zaman zihnimizdeki sınırlardan bahsediyoruz şu anda. Evet, çok çok bunun üzerine ufak bir makale yazmaya çalışmıştık. Evet. Bu sınırlar sadece devletler arasında değil aslında. İnsanlar arasında koyduğumuz mesafeler, bakış açımızdaki, kavramlarımızdaki, bazen inanç sistemimizden, bazen ideolojimizden kaynaklanan bütün bu sınırları düşünmemiz gerekiyor. Çünkü o sınırlar bizim kendimizi belki güvenlikli alanların içine çekme çabamız, ki Covid belki de bu açıdan da çok enteresan bir süreç yaşattı. Çünkü bu sefer gerçekten evlerin içine sığınmak, dışarı çıkmamak, karantinada olmak ama aynı zamanda evin herkes için güvenli olmadığını da bilerek bununla da yüzleşmek, bütün bunlar bize bu sınır kavramı, sınırlılıklar üzerinden düşünmeye sevk etti.
çoğu zaman ne tür bir paradigmadan dünyayı gördüğümüz, belki şöyle diyebiliriz, paradigma bizim sosyal bilimde çok kullanmayı sevdiğimiz bir kavram ama belki izleyicilerimiz arasında sosyal bilimci olmayanlar da vardır. Bir pencere gibi düşünün, bir bakış açımız var ve o bakış açısından pencerenin en önemli özelliği, evet, dışarıya bizi açıyor ve bir manzara gösteriyor ama o manzaranın göstermediği kısımlar da var. Pencereden baktığımızda biz bir yeri görüyoruz. Halbuki o pencereden dışarı çıkıp belki tamamına baktığımızda gördüğümüz resim başka. O yüzden ne tür bir düşüncenin, ne tür bir paradigmanın, ne tür bir pencerenin, ne tür bir gözlükle dünyaya baktığımızı sorgulamamız çok kıymetli. Bu sorgulama biraz da ihtiyaç diye düşünüyorum. Çünkü şu an geldiğimiz noktada özellikle göçmenlere karşı var olan literatürü incelediğimizde tehdit algısının çok egemen olduğunu görüyoruz. Yani göçmen karşıtlığı nasıl gelişmiş, daha çok batı merkezli literatürde gelişiyor tahmin edeceğiniz üzere. Çok daha hani klasik bir anlamda işte tırnak içinde gelişmemişten gelişeni ya da işte güneyden kuzeye, doğudan batıya gibi bir algıyla daha çok Avrupa, Amerika'da gelişmiş bir literatür bu. Fakat şimdi öncelikle şey söylemek lazım, artık göçün birçok farklı türü var ve böyle tek yönlü bir ok gibi değil de her tarafa bir göç var ve çok farklı göçe dair çok farklı kavramlaştırmalarımız var. Burada şunu söylememiz gerekiyor, işte bu tehdit üzerinden, ki biraz belki bunu açabiliriz çünkü farklı türde tehditler, tehdit algılarından bahsediyoruz. Bunun büyük bir kısmı çalışmaların da bize gösterdiği algıya dayanıyor. Yani o gözlük dediğim, pencere dediğim şeyin üzerinden aslında biz göçmen karşıtlığını kurguluyoruz. Yani biraz şeyi açarsam literatürü, özetlemeye çalışırsam temelde üç tür göçmen karşıtlığını görüyoruz. Bir tanesi daha ekonomik ya da işte gerçekçi deniyor tırnak içinde göçmen karşıtlığı algısı. Burada şey gibi düşünebiliriz, bir pasta var, işte bu sınırlı bir pasta ve bu pastanın bölüşümüne göçmenlerin de giriyor olması oradaki yerli halkı, oralıları huzursuz ediyor. Çok fazla söyleniyor. İster ekonominin en temel noktalarından biri olan iş piyasaları açısından, ister kiralar açısından, ister eğer sosyal devlet iyi bir ülke ise sosyal devletin verdiği hizmetler açısından, hani var olan kaynakların bölüşümüne yeni birilerinin geliyor olmasının yarattığı bir huzursuzluk çok vurgulanıyor. Şimdi burada da iki şeyi gene mutlaka söylememiz lazım. Yani bir, bu böyle midir ayrı bir tartışma ya da bunun sınırları, sınırlılıkları neler? Çünkü biliyoruz ki aynı zamanda göçmenlerin var olması başka açılardan ekonomiyi de canlandırabiliyor. Bazen çok önemli bir iş gücü olarak destek yaratıyor. Yaşlanan nüfusun olduğu bir yerde farklı bir şey yaratabiliyor. İkincisi, bazen bu algıların daha güç olduğu kişiler aslında hiçbir zaman göçmenlerin ne diyelim, gerçek anlamda rekabet etmediği kişiler de olabiliyor. Yani algının yaratıldığı, verdiği etkinin gerçeklerle örtüşmediği durumlar da var. Ama tabii ki yine baktığımızda literatüre gördüğümüz en dezavantajlı gruplar açısından, en kırılgan gruplar açısından yoksullar arası bir rekabetten de bahsediyor olabiliyoruz. Burada Türkiye'de örneğin yapılan çalışmalarda tam da bu başlıkla çıkmış olan bir rapor vardı Kalkınma Atölyesi'nin. Yani mevsimlik tarımdaki durum örneğin Türkiye'de en kırılgan, en dezavantajlı grup olan mevsimlik tarımdaki Türkiye'de iç göçle genelde karşılanan bir iş gücünün Suriyelilerle beraber işte günlük alınan o sınırlı yemeğinin bile daha aşağı çekilmesi vesaire gibi bir takım sorunların oluşmasına yol açmak, bir takım risklerin daha da artmasına yol açmak gibi durumlar da var. Ama hani bu sahada en dezavantajlı üzerinde belki yaşanan bunun dışında çok ciddi bir gerçekte olmasından bağımsız, daha ziyade algıya dayanan bir ekonomik tehdit yaratması. Yine başka yaptığımız bir çalışmada örneğin çok ciddi bir biçimde işsizliğin sürdüğü bir şehirde
Bütün bu işsizlik sebebini işte göçmenlere, Suriyelilere bağlamak gibi, hatta bunun üzerine yazdığımız bir makalede işte günah keçisi olarak Suriyelileri görmek gibi. Yani asıl sebep olmasa da var olan sorunun sebebi, müsebbibinin göçmenler olarak kurgulanmasını görüyoruz. Bu hepimizin gene düşünmesi gereken bir şey. Çünkü bazı açılardan verilere baktığımızda hani göçmenlerin negatif etkisinden belki daha fazla da pozitif bir tartışması olabiliyor ama tam da girişte senin söylediğin gibi bu zaten hak dilinden farklı bir işte pragmatist evet. bir biçimde neden göçmenlerin olması iyidir ya da göçmenlerin olmasının bir tür kar zarar hesabıyla kurgulandığı bir resme doğru itiyor ki bütün hak perspektifinin dışında bir yer burası. İkincisi tehdit algısı olarak göçmenlerin görüldüğü önemli bir alan. Daha ziyade yaşam şekli üzerinden dönen tartışmalar. Yani bunu yine Avrupa'daki çalışmalar açısından da özellikle İslamofobiya tartışmaları açısından da gördüğümüz bir şey. Göçmenlerin varlığıyla benim yaşam şeklime bir tehdit oluşuyor düşüncesi, algısı. Burada tabii gerçekten böyle bir tehditin varlığından daha ziyade algısının olmasını konuşuyoruz. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Bir üçüncüsü de fiziksel olarak gerçekten bir korku haliyle göçmenlerin var olmasının bir tür güvenlik tehdidi olarak algılanması. İşte suç oranlarının mesela arttığı cümlesi ve biliyoruz yine birçok yapılan çalışmada çoğu zaman bu gerçekten çok daha uzak bir resim. Çünkü göçmenler çoğu zaman özellikle uluslararası göçmenler, sığınmacılar ve mülteciler çok daha ne diyelim kurallara uyan, içinde oldukları toplumun normlarını rahatsız etmeyecek, onun içinde görünmez bir biçimde aslında yaşamaya çalışıyorlar. Bu da o yüzden gerçekten ziyade bir tür algıya, böyle bir güvenlik riski yaratıyormuş algısına dayanıyor. Şimdi bütün bu üçünde yani biraz literatürü de özetleyerek söylediğim bu üçlü öyküde hepimizin kafa yorması gereken şey şu aslında. Neden biz bu kadar korku içindeyiz? İçinde yaşadığımız dünyanın belirsizliği, endişelerimiz, bütün bunların etkisiyle aslında biraz da kendi korunaklı yerlerimize sığınarak mümkünse işte riskleri azaltmaya çalışıyoruz ya da risk olarak gördüğümüz sorunların ana kaynağı olarak görmeye çalıştığımız ya da gösterilen ötekilerden kendimizi ayırmaya çalışıyoruz. Ama bu bence çok ciddi bir etik soru. Şu an 2020 yılında insanlığın bu kadar üretim, bu kadar gelişme, bu kadar teknolojik açılardan gelişmeyi başardığı bir noktada İnsanların diğer insanlardan bu tür korkularla kendine dönmesini, kendi bizlik hanesine, kendi evlerine kapanıyor olmasını açıkçası çok ciddi bir sorun olarak konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir yandan da biliyoruz ki farklılıklar bizim zenginliğimiz. Göçmenler ya da tam da senin formüle ettiğin gibi göç öyküleri hepimizin hayatının bir parçası. Buradan oluşan farklı melezlikler aslında hayatın gelişmesini, rengini, ne diyelim gerçekten de o çeşitliliğin getirdiği yaratı süreçleri insanlığı bugüne getiren önemli gelişimlere kaynaklık etmiş durumda. Bu yüzden birazcık bu sorgulamanın hem bireysel düzeyde hem toplumsal düzeyde hem de gerçekten kamu düzeyinde, devletler ve siyasetçiler düzeyinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hocam şimdi siz o kadar güzel bir perspektif çizdiniz ki böyle çok konuşulacak konu var. Hemen buradan farklılıklara da değinmişken ve o bizlik halkasında kendimizi ve karşımızdaki tanırken acaba temas mı yok ya da o pencereden bakmak için daha mı çok temas etmeliyiz? Bu farklı olmadığımızı tırnak içerisinde anlamak için. Bu literatürde de kontak teori diye geçiyor. İşte Türkçe'de temas diye çeviriyoruz. Şimdi temas gerçekten burada önemli bir kavram. Önemli bir ne diyelim düşünmemiz gereken bir kavram. Bir kere şunu belki söyleyeyim öncelikle. Literatürde iki tür temas olabileceğini söylüyor. Bir tanesi günlük yaşamımızın içinde herhangi bir karşılaşma hali.
bir tür temas etme hali. Yani sokağa çıkıyoruz, birilerini görüyoruz ve o birilerinin hatta gerçekten Suriyeli olup olmadığını bile bilmiyoruz. Ama kafamızda işte Suriyeli gördüğümüzü düşünerek belli açılardan ön yargılarımızı da pekiştirdiğimiz ve belki ötekileştirme sürecine de katkıda bulunan bir temas. Bu tür temasların aksine bir etkisi olduğu düşünülüyor. Yani ön yargılarını arttırdığı, işte korkunun arttığı, ya her yerdeler, işte daha pazara gideceğim, pazarda karşılaşıyorum, okula gittim böyle oldu gibi. Yani kendi hikayesini bilmeden, gerçekten dokunmadan, gerçekten temas etmeden aslında temas edermiş gibi yapıp bir tür karşılaşmanın, gerçek bir karşılaşmanın olmama hali. İkincisi ise intimate contact dediğimiz, yani daha kişilerin öykülerini bilerek, onların kendi yaşam öykülerine, deneyimlerine, içinden geçtikleri süreçlere hakim olarak bir tür gerçek, içkin bir temas sağlamak. Yani kişilerle kahve içiyor musunuz, zaman geçiriyor musunuz, onların isimlerini, adlarını, öykülerini, ailelerini, yaşadıklarını biliyor musunuz sorusunun karşılığı gibi. O tür durumlarda işte gerçekten de kırılmaların olduğu, ön yargıların dağıldığı. Çünkü siz şöyle hayal edin, şu anda Türkiye'yi düşünürseniz, Türkiye 3 milyon 700 bin Suriyeli ile dünyadaki en fazla aslında mülteciyi barındıran ülke. Her ne kadar biz orada kavramın tam karşılığı mülteci olsa bile mülteci deniyoruz. Çünkü Türkiye'nin coğrafi bir çekincesi var. O yüzden geçici koruma statüsündeler. Biz bunu düşündüğümüzde yaptığımız tüm araştırmalarda Suriyelilerle ilgili genel algılara, genel ön yargıları dinliyoruz. Oysa şöyle düşünün, 3 milyon 700 bin gibi bir rakam nasıl aynı olabilir? İçinde tabii ki farklılıkları, farklı karakterleri, farklı sınıfsallıkları, farklı dini inançları, farklı aile yapılarını içeren bir çeşitlilik var. Oysa biz onu tek bir kelime ve o gruba atfedilen, maalesef ki sahada duyduğumuz bir sürü negatif kelimeyle tanımlamaya başladık. Şimdi bunu düşündüğümüzde işte tam da bir kişiyle, en azından bir kişiyle, belki onların arkadaşlarıyla gireceğimiz gerçek bir tanışma hali bizim o koyduğumuz bütün cümlelerden bizi uzaklaştırır hale gelecek. Çünkü Suriyeliler gibi bir genelleme yapamayıp artık oradaki kişileri, yani oradaki sayıyı gerçek insanlar olarak düşünmeye başlayacağız. Ve insanlar arasındaki farklılıkları, farklı kesişimsellik diyoruz biz buna. Yani örneğin bir kadın, bir anne, bir akademisyen Suriyeli'yi düşündüğümüzde yüzümüzün önüne gelen simge, kişi başka biri olacak. Ya da tam tersi bir müzisyen ya da çok ciddi işte mevsimlik tarımda karşılaştığımız bir kendilerine çalışan bir baba, bir anne figürü bizim gözümüzün önünde başka bir Suriyeli imgesi yaratacak. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani temas ederek gerçekten o sayının bir insana dönmesi, öyküleştirmek diyoruz aslında biz. Bu öyküye sahip olmak, o öykü insanla tanışmış olmak ve oradan bütün o yargılarımızın kırılmasına giden sürecin açılması çok kıymetli. Ama bu çok kolay bir şey değil. Çünkü bir kere dediğim gibi aslında Türkiye'nin şu an temel sorunlarından biri sadece göçmenler açısından demeyelim, kendi yaşam alanlarımızı farklılıklarla değil de benzerliklerle örtüşür bir biçimde kurgulamaya başlıyoruz. Yani mekansal olarak bile artık ayrışmalardan bahseder hale geldik. O zaman normal günlük o karşılaşmalar bile bazı semtlerde çok fazla olurken diğerlerinde olmayabiliyor. Oysa bizim şehir dediğimiz, modernleşme dediğimiz, farklılıkların bir arada yaşadığı bir mekansal algı çok kıymetli, çok değerli. Çünkü bunlar işte bizim açımızdan bu ön yargıları kırabilecek, bu tür dostlukları oluşturabilecek, farklılıklarla bir arada yaşamayı mümkün kılabilecek bir şey. O yüzden temas gerçekten bizim üzerinde düşünmemiz gereken, kendi yaşamımızın nasıl kurgulandığını da buraya koyarak kimlerle karşılaşıyoruz? Karşılaşmalarımız gerçekten işte üzerimizden akıyor mu, yoksa o karşılaştırmalarda birbirimize dokunuyor muyuz, duyuyor muyuz? Farklı sesleri, farklı
cümleleri duymak için, daha doğrusu dinlemek için gerekli araçları geliştirebiliyor muyuz? Çünkü bir de böyle bir şey var. Farklı açılardan diller de, konuştuğumuz diller de aynı olmayabilir ya da kavramlarımız aynı olmayabilir. Yani iletişim dediğimiz şeyi kurma çabası aslında bir emek gerektiriyor. Bunun için de mutlaka o teması önemsemek, karşılaşmaları önemsemek ve bunların mümkün olmasını sağlayacak bir ortam düşünmek gerekiyor. Çünkü korkuyla, eğer korkunun atmosferin içinde yaşıyorsak, bu tür karşılaşmalardan kaçar halde oluyoruz. Bu tür karşılaşmaların uzağında kalmayı tercih ediyoruz. Çok daha bildik, güvenli sınırların arkasına, işte güvenlikli sitelerin arkasına, mümkünse kendimizi izole ettiğimiz ortamlara çekiliyoruz. O yüzden COVID'in de denk gelmesi bu açıdan çok, diyelim, iki kere zorlaştırdı işleri. Çünkü şu anki yaşam şeklimiz, İşte mesafenin olması gereken, mesafeleri koymamızı bize söyleyen bir gelişmenin içinde olduk. Orada tabii benim ısrarla söylediğim bir şey var. Sosyal mesafe kelimesiyle ilgili bir derdim var. Çünkü sosyal mesafe bizim kullandığımız bir ölçekti. Bogardus geliştirmiş, yani çok da eskiden gelişmiş bir ölçeği biz kullanıyorduk. Onun içinde de sosyal mesafede sosyalleşmeye karşı ne tür ön yargılarınız var? Aslında bunu ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz. İşte çocuklarım oynamasın, çocuklarımız evlenmesin gibi bir takım soru setinin içinde sorularımız vardı. Bu bizim için önemli bir göstergeydi. Yani göçmen karşıtlığı içinde, aynı zamanda Türkiye'nin içindeki bu farklı gruplara karşı önyargıları içinde kullandığımız bir setti. Covid'le beraber bu sosyal mesafeyi çok duyar hale geldik. Israrla ben, hani buradaki söylemeye çalıştığım şey sosyal mesafe değil. Şurada fiziksel mesafeyi koruyoruz ve bunu bir süre olarak, yani umut ediyoruz ki bunlar düzeldikten sonra bütün bu Covid'in yarattığı korku halimizin ve birazcık işte tedbirlerin geçmesinden sonra bizim bu fiziksel mesafenin etkisini insan olarak bile atmamız bir süreç alacak. Çünkü bir tür yaşam deneyimi haline geliyor. İster istemez maskeyle gezmek, belli açılardan işte dokunduğumuz şeyleri tekrar tekrar temizlemeye çalışmak gibi. O yüzden orada sosyal mesafe dediğimiz kavramı önemsiyorum. Burada sosyal mesafeyi belki de en aza indirmenin yollarına bakıyoruz bir yandan. Çünkü şu anda işte beraber iki farklı yerden iletişim kurmaya çalışırken ya da ekranlardan derdimizi anlatmaya çalışırken bu bir çaba aslında, o mesafeyi azaltma çabası. O yüzden de hani sosyal mesafenin toplumda bu kadar artması ciddi bir sorun ve kendimize sormamız gereken bir sorun. Yani çocuklarımın oynamasını istememek ifadesi çok ciddi düşünmemiz gereken bir şey. Çünkü çocuklar aynı dili konuşmasalar bile çok rahat beraber oynayabiliyorlar. Başka bir dil kuruyorlar ve belki gelecek öyle bir dilin üzerinden kurgulanmalı. Oysa bizim yetişkinler olarak böyle bir endişeyi taşıyor olmamız, bunu istemiyor olmamız, gerçek hayatta olmasa bile bu sorunun karşısında hayır ben istemem cümlesini sarf edebiliyor olmamız bayağı ciddi bir düşünmeyi hak ediyor diye düşünüyorum. O yüzden COVID'de bu bütün anlattığımız öyküye katkıda bulundu. Çünkü işte gene göçmen karşıtlığının dillerinden bir tanesi bu hijyen diye belki özetleyebiliriz. Hani işte temizlik, hijyen, mikrop olmak, işte aşı yok ya da işte daha önce olmayan hastalıklar geldi. Yani biz bu ön yargılara dair yaptığımız görüşmelerde ortaya çıkan cümleleri düşündüğümüzde COVID olmadan önce bile bu tarz cümleleri çok fazla maalesef duyuyorduk. Hani bunu da çok rahat destekleyen bir zemin oluşmuş oldu şu an. Tüm negatif algıların aslında karşı tarafa, ötekine yönlendirildiği bir süreçten bahsediyoruz. Hem göçmen karşıtlığı hem de temassızlık deyince. Hocam işin bir boyutu var. Ortak dilden bahsettiniz. Ortak dil kurmayı bırakın. Konunun bir de aslında görmezden geldiğimiz farklı bir boyutu da var. Biraz o boyuta taşımak istiyorum konuyu. Ben
biraz da ırkçılık çalışan biri olarak bu konuyu da önemsiyorum açıkçası. Çünkü görmezden gelen, özellikle Türkiye özelinde görmezden gelen bir konu. Çalışmalara baktığımda Svenand'ın yeni ırkçılık diye önemli bir kavram ortaya koyuyor. Yeni ırkçılık değil ama onun bahsettiği bir kavram, Xenoracism diye bir kavram ortaya koyuyor. Bu da yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın aslında birleştirdiği bir kavram İngilizce tabiriyle. Irkçılığın doğrudan artık rengi farklı olana değil de yeni kategorilerde yerlerinden edilene, ülke içinde tutunamayanlara ya da örneğin Avrupa kapılarında bekleyen sığınmacılar vesaire gibi gruplara karşı ortaya çıktığından bahseder. Ve biz de biliyoruz ki biyolojik bir ırkçılık artık tüm dünyada reddedildiği gibi şu anda çürütülmüş durumda olsa da göçmen karşıtlığına ya da kültürel dışlamaya uzanan bir yelpazede ırkçılıktan söz etmek mümkün. Daha çok dediğim gibi kimlik ve kültürel temelli bir ırkçılık bu. Bu bağlamda örneğin siyasiler ırk kavramını kullanmadığı için ırkçı yaftasına da maruz kalmıyorlar. Ama kullandıkları farklı ifadelerle işte şeytanlaştırma diyelim o tarz ifadelerle yani bu amaçla kullanılan farklı ifadelerle farklı kültürlere, dine, farklı dine ait olanlar arasında bir hiyerarşi oluşturmaya başarıyorlardı. Örneğin içimizdeki düşman, işte sizin de bahsettiğiniz gibi sosyal güvenliğe tehdit, ekonomik temelli bir tehdit vesaire gibi unsurlarla hep bir hiyerarşi oluşturma sorunu var. Göçmen karşıtlığı ve ırkçılık arasındaki bu ilişki konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Ve mümkünse daha sonrasında Suriyeli mülteciler ve Türkiye bağlamında da acaba Türkiye'de de yavaş yavaş bu olgudan korkmalı mıyız? Bu ırkçılık sadece ten rengine dayalı bir ırkçılık olarak tanımlanmaması gerektiği zaten hani siyaset teorisi çerçevesinde ele alınmış olan söylenmiş noktalardan biri ve gerçekten önemli bir soru. Yani ırkçılığı sadece ten rengine dayanan bir biçimde tarif etmek değil, onun o ırkçılığın sonuçlarını, ayrımcılığını bizim kendi çalışmamızda ifade ettiğimiz şeklimizde ötekileştirme biçimini çok farklı şekillerde görebiliyoruz. Bu yüzleşmek gereken bir durum diye düşünüyorum. Çünkü tam da işte şeytanlaştırma, insan dışılaştırma aslında kullandığımız kavramlardan biri. Yani insan olarak görmeme, insan olarak görmediği için aynı şekilde onun hakları olmasını, onun o haklara erişememesini ya da işte o sınırda beklerken ölmesini, nehirden geçememesini, denizde boğulmasını, bütün bunları sorun edememe hali bana aslında soruları sordurtan şey. Yani nasıl tersten kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani nasıl oluyor da insanlık tarihi 2020 yılında sınırların geçmesine izin vermediği için boğulan bir yaşamın kaybıyla beraber yaşayabiliyor? Bunu nasıl yüzleşebiliyor ya da bununla nasıl yüzleşmemeyi başarabiliyor? O yüzden bu insan dışılaştırma kavramını, yani ırkçılıkta zaten hani tarihselliği içinde çok önemli bir kavram. Burada insan dışılaştırma gene çok önemli bir olarak orada da zaten ele alınmış bir kavram. Çok ciddi düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani nasıl oluyor da bir grubu biz insan olarak görmekten vazgeçiyoruz? İnsan olarak görmemeyi normalleştirebiliyoruz. Ve buna bağlı olarak da yaşamların kaybı, yani en temel insan hakkı olan yaşam hakkının olmadığı bir durumu kabullenebiliyoruz. Bunu bu şekilde ne diyelim uygulayan yöneticilere, işte siyasetçilere, karar alıcılara karşı bir tepki vermemeyi, yani onlar kendi davranışlarını zaten nasıl meşrulaştırabiliyorlar, aynı zamanda da işte kamuoyuları tüm dünyada buna daha sessiz kalma noktasında olabiliyor. Bu yüzleşilmesi gereken şeylerden biri çünkü ırkçılık da zaten bitmiş bir şey değil. Yani bu yılı düşünürsek, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün o eylemleri düşünürsek maalesef hani ten rengine dayalı olan bir ırkçılığın da olmadığı bir dünyada değiliz. Yani aynı zamanda onun da devam ettiği bir dünyadayız ama Türkiye'de özellikle bu hep söylenir. Yani Türkiye'de ırkçılık yoktur, Türkiye'de ırkçılık yoktur cümlesi biraz maalesef altı dolu bir cümle değil. Çünkü çok az sayıda, eğer tırnak içinde sadece ten rengine dayalı olarak bakılıyorsa, çok az sayıda farklı ten renkli mülteciler ya da geçici koruma statüsünün altında değil ama sığınmacı olarak ya da transit göçmen
sonucu Türkiye'de kalmış olan kişiler var. Hani onlarla ilgili de maalesef şu ana kadar yapılan saat çalışmalarından bildiğimiz öyle durumlarda da gayet ırkçı bir söylemi duyabiliyoruz. Ya da çok ırkçı bir gazete manşetini görebiliyoruz. O yüzden yani burada hiçbir ülke bundan bağımsız değil. Fakat bunun dereceleri, buna verilen tepkiler, bu yönde farkındalığımızın olması, bunlar çok kıymetli geliyor bana. Burada işte o yüzden de belki kesişimsellik dediğimiz şeyi de üst üste bakmamız gerekiyor. Yani farklı farklı şekillerde biz bu dışlamaları, insan dışlaştırmaları görüyoruz. Bunları açmak zorundayız ve yüzleşmek zorundayız diye düşünüyorum. Burada medyayı demin söylemeye çalıştım. Medyada medya okur yazarlığı ve medyada farkındalık ele almak zorunda olduğumuz bir şey. Ama sadece bildiğimiz klasik medya araçlarına sahip değiliz artık. İşte konvansiyonel medya araçlarının dışında bir sosyal medya dünyası var. Ve bu sosyal medya çok daha fazla bilgiye bizi maruz bırakıyor. Ama aynı zamanda çok da denetimsiz bir bilgiye bizi maruz bırakıyor. Burada kullanılan dil, bilginin akışı, bunun doğru olup olmadığının bakılması, bunların her biri günlük hayatta bu işte bizleri ve ötekileri yeniden inşa ediyor. Buralar sanki üzerinde daha çok çalışmamız gereken yerlermiş gibi geliyor. Çünkü birazcık daha önceki kutuplaşma çalışmasında söylediğimiz gibi biraz kendi sesimizi duyduğumuz yankı odaları içindeyiz. O yüzden ön yargılarımızı pekiştiren kişilerin izliyoruz, takip ediyoruz. İşte Facebook algoritmasıyla ilgili bir şey vardı. Yani Facebook'un işleyiş biçiminin hep aynı nasıl diyeyim, önünüze sizin takip ettiğiniz bilgileri çıkarması gibi. Hatta ilginç bir makale Daily Me diye bir şey anlatmıştı. Yani şöyle, siz sadece belli konularla ilgileniyorsanız aslında size bilginin akışı, haberin gelişi onun üzerinden oluyor. Yani eğer bir Shakespeare hayranıysanız sadece sizin Shakespeare'le ilgili bilgileri aldığınız bir dünya tasavvurunuz olabilir. Bu neden önemli? Çünkü bu bizim kurduğumuz, öğrendiğimiz dış dünya algımızı, gerçekliğimizi belirliyor. Ve işte bu noktada da o gerçeklik bizim kendimizi haklı görmek ya da kendimizle yüzleşmek, kendimizi sorgulamak, edindiğimiz bilgilerin ne kadar gerçek olup olmadığı konusunda bizlere sorgu imkanı sağlıyor mu, yoksa sadece kendimizi, haklılığımızı her gün ispat ettiğimiz bir alana mı dönüyor? Bu çok tüm dünya için ama Türkiye için de çok temel bir nokta diye düşünüyorum. Çünkü bazen işte bu göçmen karşıtlığı ya da Suriyeli karşıtlığı için bu tür haberleri çok fazla iletildiğini görüyoruz. Oysa o haberin doğruluğu konusunda sonra işte yalanlama geliyor. Ama maalesef o gelen yalanlama o elden ele dolaşan haber kadar yaygınlaşamayabiliyor. Yani yalan haberin yayılım hızıyla yalan haberin yalan olduğu bilgisinin hızı aynı değil. Bu yüzden bu konunun da şu anki en azından gündemimiz için çok hayati olduğunu düşünüyorum. Yani bir kere ırkçılık dili, göçmen karşıtlığında kullanılan ifadeler, bütün bunlar bizim farkındalığımızın yüksek olması gereken ve belki işte bir biçimde hep beraber yani kamuoyu olarak mücadele etmemiz gereken bir alan. Çünkü bu dilin normalleşmemesi gerekiyor. Bu dilin, bu ifadelerin kullanıldığında bununla ilgili bir problemin olduğu, böyle bir ifadenin kullanılmaması gerektiği normun, toplumun normunun dışında bir şey olduğunun algılanması gerekiyor. Ama maalesef şu an belki Türkiye'nin de bizim bu kadar bunu konuşmak zorunda olmamızın sebebi şu an öyle bir durum yok. Çok yaygın bir biçimde Suriyeli karşıtlığına dair söylemleri hiçbir yere gitmeseniz en yakın çevrenizden bile duyar haldesiniz. O zaman bizim bu konuyla ilgili çok ciddi bir konuşmamız gerekiyor. Şunun da altını çizmek isterim. Çok farklı gruplarla çünkü bu konularda işte tartışıyoruz. Ufak dersler gibi ya da belli konuları tartıştığımız atölye çalışmaları yapıyoruz. Hani oralarda böyle hani hocam iyi söylüyorsunuz, hoş söylüyorsunuz ama hiç mi sorun yok? Tabii ki sorun var.
Yani bu sorunun olmadığı anlamına gelmiyor. Tabii ki 3 milyon 700 gibi bir rakam çok ciddi bir rakam. Her bir insanın temel insan haklarına erişiminin sağlanması çok ciddi bir emek gerektiriyor. Ama bunu buradaki sorunları, buradaki üzerine düşünmemiz, beraber çözümler üretmemiz sadece Türkiye açısından değil, uluslararası toplum açısından da daha iyisinin nasıl yapılacağına dair kafa yormamız, buna çaba harcamamız ve bunların dertlerini beraber tartışıyor olmamız başka bir şey. Var olan birçok sorunun kaynağıymış gibi günah keçisi olarak görülmesi ve tam da demin anlatmaya çalıştığım insan dışılaştırma ifadeleriyle ön yargılı bir biçimde ötekileştirilmesi, ırkçılığa varır bir biçimde dilin kurgulanması ve gerçekliğin ve davranışlarımızın ve tutumlarının bu yöne değişmesi başka bir şey. Yani burada tam aksi bir biçimde, yani romantize ettiğim için değil, ciddi bir takım sorunlar, örneğin eğitim, örneğin temel haklara erişim, şu an COVID ortamının getirdiği bütün bu sağlıkla ilgili alandaki sorunlar da dahil olmak üzere, aksine zaten çözüm getirebilmek için bu işi önemsememiz ve beraber düşünmemiz gerekiyor. Ama burada dilde bile, yani onlar kelimesinin kurgulanış biçimi ya da Suriyeliler kelimesinin kurgulanış biçimi ortak dertleri olan insanlar olarak değil de işte biz ev sahipleri ve ev sahiplerinin lütfu ya da hoşgörüsü, iyi niyeti gibi kurgulanır bir halde. Yani baştan hiyerarşik bir ilişki ve dille devam ediyoruz. Oysa her birimizin tam da başlarken söylediğin gibi kendi ailelerimiz, kendi koşullarımız göçmenliği içermiş olabilir ya da çok başka bir noktada kendimizi göçmen ya da mülteci olarak bulabiliriz. Bu o kadar uzakta olan bir şey değil. O yüzden beraber düşünürken bir hiyerarşik ilişki üzerinden değil, aksine ortak ihtiyaçlar, neler yapılabileceği üzerinden kurgulamak ve bu ortaklıkları belki, yani insanlığın kırılganlığı çerçevesinde bu ortaklıkları kurgulamak çok önemli bir adım olabilir. Belki COVID'in hani en iyi bir tarafı illa bulacak mıyız demeyelim ama en önemli gösterdiği şeylerden biri hepimizin ne kadar kırılgan olduğu ve bakım açısından ne kadar birbirimize ihtiyacımız olduğu. Çünkü sadece hastalık olarak COVID çok zorlayıcı bir hastalık değil. Aynı zamanda insanı yalnız bıraktığı için. Yani hasta olduğunuzda minimum temasla bakımınızın sağlanabildiği ya da bakılmadığınız durumda işte çaresizliğinizin çok daha farklı noktalara gittiği bir durum olduğu için aslında bizlerin, yani işte insanın sosyal bir varlık olma halini de etkilediği için bence çok farklı bir tecrübenin içinden geçiyoruz. Yani bu bize ne kadar kırılgan ve yalnızken ne kadar bakıma muhtaç halde olduğumuzu gösteriyor. Birazcık bu anlamda da bizim sosyal bir varlık olma durumumuzu daha geniş bir biçimde düşünmemiz gerek diye düşünüyorum. Hocam siz tam COVID'e girmişken ben de pandemi süreciyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum ve size bu konuda bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi evet, pandemi bizi daha söylediğiniz gibi dar alanlara kapattı. Sınırlarımızı belki daha da keskinleştirdi. Temasımızı azalttı. Ve dediğiniz gibi o şimdi post-truth dünyada ya da hakikat sonrası dediğimiz dünyada kendi balonlarımız da var. Sadece görmek istediğimiz haberleri, görmek istediğimiz verileri alıyoruz belli yerlerden de. Sosyal medya üzerinden de evde kapalıyken. Dolayısıyla hep kendi halimizde yaşıyoruz. Temasımız da iyice azaldı. Ama aynı zamanda pandemi sürecinde şunları da gördük. İşte ilk aşıyı bulan Türk kökenli bilim adamları ya da İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ki biliyorsunuz göçmen karşıtlığıyla ünlü biriyken bir anda COVID'e yakalandığı için hemşiresine COVID mücadelesinden sonra göçmen hemşiresine özellikle müteşekkir olduğunu belirtti ve bence biraz da algılarını kırdı bu anlamda. Daha sonra mevsimlik işçilerin hayati sektörlerde ne kadar önemli olduğunun farkına varmamızı sağladı. O sektörlere olan katkısı konuşulmaya başladı. Dolayısıyla göçmenlere olan ya da bu sempati, belli anlamda tırnak içerisinde söylüyorum, ya da kısa vadeli bu kazanımlar göçmenlerin kabulüyle devam eder mi? Bir katkı sunar mı? Yani bu zor bir şey de bırakıyor beni aslında. Yani düşünüyorum sesli olarak. Birincisi sosyal politik alanında, özellikle çocuk alanında çalışırken şöyle bir cümlemiz var.
Genelde hani Türkiye'de de böyle manşetlere bakınca şeyi görürsünüz, işte daha da çobanlık yapıyordu, sınavda dereceye girdi, ÖSYM'de en yüksek başarıyı o aldı falan gibi. Ya da işte velilerle görüşürsünüz, anne der ki işte bizim şartlarımız çok uygun değil ama benim çocuğum çok başarılı, ona işte mutlaka burs sağlanması gerekiyor, yani hak ettiğini gösteriyor gibi. Şimdi dayanıklı çocuk dediğimiz ya da işte dayanıklılık dediğimiz bir kavram, bazılarını her koşulda, yani bütün olumsuz koşullara rağmen başarılı olmalarını sağlıyor. Ama biz özellikle haklardan bahsederken, yani insan haklarına erişimden, mülteci haklarına erişimden, göçmenlerin kendi yaşadıkları toplumda temel haklara ve yapabilirliklerine erişmesinden bahsederken, hani bu insanların sundukları katkılar ya da işte hakikaten şimdi inanılmaz bir şey bu COVID koşullarında bir aşı geliştirebilmek, ama böyle bir başarı olmasına bağlı olarak kurgulanan bir şey olmaması gerekiyor. Yani tam da işte bizim okullar açısından söylediğimiz başarısız olan çocuk için aslında okul kapsayıcı bir okul olarak, bir ağ olarak onun düşme riski varken onu sistemde tutmayı becerebilirse biz kapsayıcı bir okul ikliminden bahsediyoruz. Anlatmaya çalıştığımız çocuk haklarına erişim, eğitim hakkına erişim dediğimizde her durumda zaten dayanıklılığıyla başarısıyla sistemde kalana değil de tam da başaramayana, şartlar içinde zorlanana, dil açısından, evdeki iş koşulları sebebiyle rağmenlere rağmen başaran değil de başaramayanı nasıl biz ne diyelim sosyal politika da düşündüğümüz politikalarla eğitim sisteminin içinde, yaşamın içinde tutmalıyız. Şimdi böyle baktığımda buradaki açıklamaları da, buradaki işte bir tür makbul göçmen algısını da ciddi uzun vadeli baktığımda sorun görüyorum. Yani o zaman çünkü şuna geliyor, sizin belli bir yeteneğiniz, belli bir kapasiteniz, belli bir eğitiminiz olduğunda sizin o ülkede göçmen olmanız, o ülkede var olmanız, ülke tarafından da, ülkenin işte vatandaşları tarafından da kabul görür. Ama öyle olmadığınız takdirde ise bizim aramızda olmanızı istemeyize dönme riski var ki bu zaten hani dillenen bir nokta. Bu Nitelikli göçmeni alkışlamak oluyor, evet. yani yetenekli, eğitimli, bir biçimde toplumumuza katkı sunacağını düşünen bir insan kaynağı olarak bakmak. Yani bir tür işte katkı sunabileceğini, yani her insanın oysaki farklı tür katkıları, farklı tür zenginlikleri, çeşitlilikleri var. Bunu o yüzden bunları kullanırken, bu ifadeleri kullanırken çok dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada hani söylenmeyen bir şey değil zaten. Hani her zaman işte göçmenlik gününde de diğer günlerde de böyle işte hep sembol figürleri görürüz. İşte şu da göçmendi, bu da göçmendi, şöyle katkı yaptı. Yani bu işin doğası gereği nasıl insanlar, nasıl bir toplumdaki yaşayan insanlar arasından bazıları çok daha farklı yetileriyle, ifade edişleriyle bir katkı sunar topluma diye bazıları sunmaz. Bunun gibi göçmenler arasında da bu var. Tabii ki buradaki algı kırmayı şöyle de anlamamız lazım. Yani genel olarak negatif kurgulandığı için göçmenler, hani bu pozitif iyi örneklerin ifade edilmesinde tabii ki anlıyorum. Yani çünkü orada bir negatif algı var, bir negatif bakış var, negatif kalıp yargılar var, ön yargıların çok yüksek olması var. Bu yüzden de iyi örneklerle bunu kırmaya çalışıyoruz. Ama bu iyi örneklerle kırma çabamızın ne anlama geldiğini de görmemiz gerekiyor. O yüzden yani hakları olan mültecilerin mülteci olmaktan kaynaklanan, çocukların çocuk olmaktan kaynaklanan hakları olduğunu, insan haklarının temel prensiplerinin kaynağının sadece insan olmasının yeterli olduğunu akılda tutmak çok kıymetli gibi geliyor. Bu iyi örnekler önemsiz değil tabii ki. Çünkü bu bizim işte zenginlik, çeşitlilik ya da sadece güvenlik paradigması içinden, sadece güvenlik üzerinden göçmenliği ya da göçmenliğe dair tartışmanın kurgulanmamasına dair konuşurken çok daha hani rahat referans verebileceğimiz kaynaklar olarak duruyor. Ama bunun üzerine inşa ettiğimizde, bunun üzerine kurguladığımızda da
riskleri yanında da getiriyoruz gibi geliyor. Bunu da söylemek gerek diye düşünüyorum. Mevsimlik tarım biraz daha ilginç oldu. O benim biraz da çalıştığım bir alan olduğu için şöyle bir süreç yaşandı. Sınırlar tabii kapanınca farklı ülkelerden mevsimlik tarıma gidişlerde de sorun oldu. Türkiye içinde iller arasında da benzer bir şey oldu. Sonra zaten ilk sınırların gevşetilmesi ve işte iller arasında da hareketlilikte mevsimlik tarım işçilerine izin verildi. Ve bu noktada şu görüldü, yani mevsimlik tarım işçilerine ihtiyaç var. Çok temel gıda üretimi için görmediğimiz, görülmemesinde ısrar edilen ve çok ağır koşullarda çalışan bu iş gücünün ne kadar hayati olduğu görüldü. Ama bu hayati görülmenin üzerine uygulamada ne tür değişiklikler oluşabildi? Maalesef çok da büyük bir değişiklik yok. Bir çaba oldu, işte belli hijyen kitlerinin dağıtılması gibi belli alanlarda işte yani minimumların sağlanmaya çalışılması gibi. Ama özellikle bizim çok uğraştığımız çocuklar açısından baktığımızda uzaktan eğitim süreci bu çocukları çok daha uzak kıldı. Eğitime devam çok ciddi risk altına girdi. Zaten işin doğası gereği mevsimlik tarım sürecinin içindeki bir çocuğun eğitime erişimi çok mümkün olmuyordu. Çok zor şartlarda bir devamdı. O daha da imkansız oldu. Yani özellikle mevsimlik tarım sürecinde o emeğin görünür olması açısından önemli bir süreç yaşandı. Ama o görünürlüğün bir değişime yol açması, işte çünkü çok üzücü olan şey mevsimlik tarımda şu: sabah çok erken saatte başlayan ve çok geç saate kadar süren insan üstü bir gayretle bir çalışma var. Fakat çalışmanın koşulları insan dışı. Yani çalışmanın insan onuruna yaraşır bir karşılığı yok. Ne ücretlenme olarak, ne yaşam koşulları olarak, ne bu alanda çalışanlara davranış olarak. O yüzden burada mesela tam da hepimizin belki, yani göçmenler gününün çünkü önemli bir noktası, bir de çalışan göçmenler, yani farklı ülkeye gidip çalışan göçmenler üzerinden çıkmış bir gün bu. Hani o çerçevede baktığımızda bu emeğin kıymetini, bu emeğin insana yaraşır, insan onuruna, şahsiyetine yaraşır bir biçimde karşılığının olacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Maalesef belki emeğin kıymetini görür olduk, fakat sonra uygulamada çok ciddi bir biçimde hani bir dönüşüm olmadı. Ama hani bu emeğin görünür olması da belki önemli bir adım olarak not edilmeli. Uzun vadede daha yapısal çözümlere gitmesi için bir başlangıç diye de düşünebiliriz. Yani göçmenleri sadece ucuz iş gücüne katkı olarak alkışlamaktan ziyade bireyleri birey olarak değerlendirip aynı zamanda bu iş gücünden yararlanırken onlara evrensel hukukun getirdiği, normların getirdiği hakları da bahşetmek gerektiğinden bahsediyorsunuz diye düşünüyorum hocam. Çok keyifli bir sohbet oldu hocam. Bir saati de buluyoruz. Süremizi de verimli kullandığımızı da düşünüyorum. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çok kapsamlı, pek çok boyutuyla konuşmuş olduk ama hani bir mesajla bitirmek ister misiniz bu yayınımızı? Bir kere çok teşekkürler, çünkü benim için de hani epey bir süredir düşündüğüm, çalıştığım alanları seninle böyle bir konuşma imkanı yakalamış oldum. Umarım dinleyiciler de sıkılmamıştır, izleyiciler de sıkılmamıştır. Biraz sessizlik oldu, pek soru gelmedi. Bunun ama bazen şöyle noktaları oluyor. Yani bu bir düşünme sessizliği de olabiliyor ya da insanların kendine soru sormaları da olabiliyor. Şimdiki derslerimizde biraz alıştık çünkü yandan hep bir yorum gelmesine. Sizin kapsayıcı anlatımınızdan kaynaklanıyor bence. Bazen dediğim gibi özellikle göçmen karşıtlığı ile ilgili bu tarz yaptığımız çalışmalarda ya da sohbetlerde herkes biraz kendi ailesine, kendisine bir dönüyor ve bir sorgulamaya giriyor. Çünkü bazı açılardan yüzleşmek de çok kolay değil. Yani genel olarak kendimizi pek ön yargılı görmeyiz. Genel olarak kendimizin bu tarz davranışlarda bulunduğunu düşünmeyiz. O yüzden bazı açılardan bu yüzleşmeler bizleri zorluyor. Ki bu iyi bir zorlanma diye düşünüyorum. Eğer öyle bir sürecin içinde olan varsa şu an bizi dinleyen, izleyenler açısından. Son cümle olarak ben şeyi söyleyeyim. Yani bu tür günler neden var diye düşünüyorum her zaman. Bu tür günler tam da işte bizleri düşündürtmek, bizlere normal akışında, hayatımızın normal akışında belki koşturmaktan göz ardı ettiğimiz bazı şeyleri göstermek, altını çizmek için var.
O yüzden işte 97'den beri aslında 90'da çıkmış bir karar üzerinden 1990'da çıkmış olan Birleşmiş Milletler'in çalışan işçilerle ilgili bir kararı üzerinden 97 itibariyle bugün kutlanmaya başlıyor. Şimdi burada işte 18 Aralık çerçevesinde düşündüğümüzde beraber bugünü, hani her birimizin herhalde birazcık kendine soru sorması için önemli bir imkan diye düşünüyorum. Yani bu Göçmenler Günü'ne dair bir konuşmayı yaptığımızda belki şunu sorabiliriz. Gerçekten Türkiye'ye göç yoluyla gelmiş olan uluslararası göçmen herhangi birini tanıyor muyuz? Kahve içtik mi? Dost olduk mu? Öyküsünü dinledik mi? Ya da beraber çalışıyorsak onu ne kadar gerçekten yaşadıklarının farkındayız gibi. Ya da kendi ailelerimizin bir göç süreci varsa ki bu Fatma'nın başlarken söylediği harita şeyini biz göç bildiklerimiz bilmediklerimiz diye bir ne diyelim bir tür online çok kısa bir çevrim içi ders şeklinde göç merkezinin sayfasında koyduğumuz bir şeyimiz var. Zamanınız varsa bakabilirsiniz. Orada bununla başlıyoruz aslında. Yani kendi ailemizin belki göç öyküsünü biraz daha bilirsek ve çok daha rahat koşullardaki göçte bile, yani bir ülke içinde bir şehirden bir şehire gitmek, üniversite okumaya bir yere gitmek gibi, hani güzel göç öykülerinde bile bazen o gittiğimiz yere adapte olma süreçlerinin ne kadar zor olduğunu biraz daha düşünüp hatırlarsak farklı şekillerde anlama gayreti, empati duygusuna geri dönebiliriz gibi geliyor bana. Bunların bir başka belki gene bizim çalışmalarımızda çok önemsediğimiz bir şey aslında ortak sorunlarımızı düşünmek. Yani işte demin çocuğu özellikle söyledim. Nasıl her birimiz çocuğu için endişeleniyorsak, çocuğumuzun eğitimi için, çocuğumuzun geleceği için her ailenin böyle bir endişesi oluyor. Her anne babanın böyle bir endişesi oluyor ve bazı çocukların anne babaları da olmuyor. Yani refakatsiz çocuklar dediğimiz bir çocuk grubu var göçle gelen. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuzda her birimizin kendi yaşam alanlarında daha iyi bir şekilde davranmasını, en azından bu konuda farkındalığın daha yüksek olarak ve baktığımızda görmeyi sağlayacak bir biçimde. Çünkü bazen bakıyoruz ama görmüyoruz ve bazı sesleri de duymamayı tercih ediyoruz. Bu noktada hem bireysel hem kamu hem toplum düzeyinde bizim artık göç alan bir ülke olduğumuz ve bunun da negatif bir şey değil, bunun da önemli bir kendimizle de toplum olarak da bütün kurumsal yapılarımız açısından da kendimizi geliştirdiğimiz, öğrendiğimiz bir süreç gibi görmemiz gerektiğini söylemek isterim. O yüzden de yani bugün 2020'nin Göçmenler Günü'nde Türkiye'de hepimizin böyle bir hani es vererek, mümkünse o günlük koşturmalarımızın içinde bir duraksayarak buna dair bir yüzleşmeyi, bir sorgulamayı yapmamızın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Koşullar hepimizi çok zorluyor, bunun da farkındayım. Ve birazcık işte o korku haliyle ya da endişe haliyle, belirsizlik haliyle farklı olana değil de bildiklerimize sarılmak çok daha kolay gelebiliyor. Ama maalesef içinde yaşadığımız çağ o sarılmayla bizi çok da ne diyelim o korku halinden, o belirsizlik halinden pek çıkartamıyor. Birazcık zenginlikler ya da hayatın renklerine kavuşabilmek için, belki de daha güvenli hissedebilmek için biz sosyal varlık olarak başkalarına, ötekilerine, diğerlerine ihtiyacımız var. Risk toplumunda yaşadığımızı düşünürsek hocam, bu belirsizlikler de daha devam edecek. Bu belirsizliklerin getirdiği küresel iklim değişikliği vesaire gibi sorunlarla aslında göç de devam ediyor olacak. Sizin en başta değindiğiniz üzere. Dolayısıyla sizin bu yüzleşme hali dediğiniz konuyla herkesin biraz kafa yorması gerektiğini ben de düşünüyorum. Ve bu güzel mesajla da programı bitirmek istiyorum. Size çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Aynı zamanda teşekkür etmek istediğim, arka planda bize yardımcı olan Aslı Aydın Sancar da var. Kendisine de çok teşekkür ediyorum bu programı yapmak konusunda bize katkı sunduğu için. Ağzınıza sağlık diyorum tekrar hocam. Herkes sağlıcakla kalsın, sağlıklı kalsın. Herkese iyi günler dileyelim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şey diyoruz artık, cümlelerimizin kapanışlarımızda sağlıklı bir biçimde yüz yüze görüşebileceğimiz günlere herkese sağlık dolu günler diliyorum.
Hoşça kalın.